Herkese merhaba, ben Merve Özkaynak, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda derinlemesine cilt bakımımı nasıl yaptığımdan bahsedeceğim ve uygulamalı olarak göstereceğim. Aslında bir nevi evde profesyonel cilt bakımı da diyebiliriz. Umarım keyifle izlersiniz. Evet, çok uzun zamandır yapmak istediğim bir videoydu. Çünkü sizlerden fazlasıyla bana soru geliyordu. Merve, böyle haftalık derinlemesine temizliğini nasıl yapıyorsun? Toniği önce mi sürüyorsun? İşte o yaptığın gün kil maskesi yapıyor musun? Kil maskesinden sonra ne yapıyorsun diye. Şimdi bütün o sorularınızın cevabını aslında vermiş olacağım. Bence bu videoda faydalı böyle küçük ipuçları da bulacaksınız kendinize diye düşünüyorum. Benim bu bakım ayda iki kere yaptığım bir bakım. Çünkü gerçekten derinlemesine her şeyiyle bir bakım olacak. Normal standart günlük bakımım zaten çok az. İşte temizleyicim, göz çevresi kremim, peelingim vesaire. Ama bunda bayağı hani derinlemesine bir bakım yapacağız. O yüzden sizin de hoşunuza gideceğinizden eminim. Şimdi öncelikle cilt bakımıma başlamadan önce bu ayda iki kere yaptığım cilt bakımı öncesinde ben mutlaka yüzümdeki kıl çıkan bölgeleri mutlaka alıyorum. Çünkü cilt bakımını bence zorlaştırıyor. Özellikle böyle şeftali tüyleri, eğer şuralarınızda şeftali tüyleri varsa ya da işte çenenizde. Benim mesela buralarında şeftali tüy problemim yok ama hamilelikten sonra ne yazık ki böyle hormonal değişikliklerden ötürü çenemde özellikle inanılmaz derecede bir kıllanma oldu. Bir sürü yol denedim, iple almayı denedim, cımbızlanmayı denedim. Bence yapabileceğiniz en kötü şey özellikle çene bölgesindeki ve bıyık bölgesindeki kıllar için cımbız olur. Cımbız tek tek aldığınızda gerçekten kılları inanılmaz derecede sertleştirip simsiyah hale getiriyor. Böyle biraz teniniz de açıksa onlar da çok belli oluyor. O yüzden ben şimdi yeni favorim Brown'un Face Spa Pro'suyla çenemdeki çıkan siyah siyah böyle biraz hafif sertleşmiş kılları alacağım. Çünkü onlar varken cilt bakımı yaptığım zaman tam olmamış gibi hissediyorum. Yani bir eksik gibi kalıyor. O yüzden mutlaka öncesinde alıyorum. Ben şimdi çenemdekileri alacağım. Şöyle dönüyor. Şuralarında özellikle var. Bu arada mesela baktığınızda o kadar da kılım yokmuş gibi hissediyorsunuz ama alet aldığı zaman üzerindekileri gördüğünüzde böyle ufak çapta bir şok yaşıyorsunuz hakikaten. Tek seferde çok güzel oluyor. Bu arada bu aletin tek şeyi de epilatör değil. Bunu cilt bakımında çok kullanıyorum. Şimdi göstereceğim size ne şekilde kullandığımı. Örnek veriyorum. Eğer hani böyle bir aletle alacaksanız bıyıklarınızı, çenenizi mutlaka hani hemen alıp bir yere gitmek gibi değil de çünkü çok hafif kökünden aldığı için, epilatör olduğu için hafif kızarıklık yaratabiliyor. Böyle birazcık daha önden yapın. Makyaj yapsanız üzerine hiç görmezsiniz kızarıklığı tabii ki. Hemen geçiyor böyle 15-20 dakika içinde ama biraz bıyığımı da alacağım şurada çünkü. Bu özellikle tatillerde inanılmaz derecede hayat kurtaran bir şey. Çünkü eğer kendiniz almıyorsanız iple, orada iple bıyık alacak birisini bulmak ya da işte ağdayla, zaten ağdayı ben hiç önermiyorum. Hele yaz döneminde. Çünkü sirağdayla alındıktan sonra güneşe çıktığınızda burada böyle simsiyah leke kalabilir, çok dikkat edin. Şimdi seyahate giderken bile pıt diye atın çantanıza. Tertemiz oldum. Bakar mısınız? Nefis oldu. Şimdi bunu bir temizleyeyim ben. Şöyle küçük fırçası var. Bunu temizliyorsunuz. Şöyle. Şimdi cilt bakımıma kıllar alındı. Yüzdeki kıllar. Tertemiz, yumuşacık. Hiçbir şekilde cilt bakımımızı engelleyecek bir şey yok. Tertemiz şekilde cilt bakımımıza başlıyoruz. Ben başlamadan önce genelde daha iyi sonuç alabilmek için mutlaka bir şey yapıyorum. Uzaktan bir buhar tutuyorum yüzüme. Kesinlikle zorunda değilsiniz bu arada buhar tutmak. Ama daha derinlemesine temizlik yapmak anlamında ben gerçekten faydasını görüyorum. Mutlaka ama sonrasında hani buharla gözenekleri açtığımız için cilt bakımı yaparken ve sonrasında da gözenekleri gene eski haline getirmemiz gerekiyor. Çok değil zaten, az tutacağım. Klasik bildiğimiz bir tasa sıcak suyumu koydum. Şöyle görebiliyor musunuz? Bunu şimdi şu aynamı kaldırayım.
cilt soğumadan biraz acele ediyorum. Şimdi hemen epilatör başlığını çıkarttıktan sonra cildimi temizleyecek başlığını taktım. Ve sevdiğiniz bir peelingle hazır cildiniz yumuşakken hemen çok da soğutmamak lazım. Şöyle özellikle burun kısmına. Evet, şimdi dediğim gibi sevdiğiniz bir peelingle hemen başlıyorum. Döner başlıklı ve yuvarlak hareketlerle peelingimi tüm cildime yayıyorum. Bunu tabii ki peelinginiz normal şartlarda elle de yayabilirsiniz. Ama bunun etkisi elden, insan elinden çok daha fazla olduğu için döner başlık çok daha etkili oluyor. Bastırdığınız zaman bu arada uyarı veriyor. Aynı şey epilatör başlığı için de geçerli. Çok bastırma demek istiyor, durduruyor yani. O çok güzel kontrollü olması. Benim daha önce mesela kullandığım bu tarz böyle yüz temizleme aletlerinin çoğunda o özellik yoktu. Dolayısıyla farkında olmadan çok bastırdığınızda cildiniz çok kızarıyor ve kılcal damarlarınız hemen ortaya çıkabiliyor. Bunun bu kontrol mekanizması çok hoşuma gitti. Eğer böyle cildiniz hassassa böyle granüllü peeling de yapmak zorunda değilsiniz kesinlikle. Yapmayın zaten, cildi çok hassas olanlar granüllü peeling kullanmayın. Granülsüz peelingler var. Böyle meyve asidi içeren, AHA deniyor ona. Onları kullanırsanız çok daha iyi olur hassaslıklar için. Bu arada mesela ben şu anda bir ürün kullandım peeling için. Ama normal şartlarda hiç ürün dahi kullanmamıza gerek yok. Normal cildiniz nemliyken, kuru cilde değil, sıkın sprey ya da yüzünüzü yıkayın. Direkt nemli cilde de aynı şekilde peeling etkisini, bu ölü derilerden arındırma işlemini yapabilirsiniz. Ürüne hiç gerek yok, ürün şart değil yani. Ama ben seviyorum. Çok sevdiğim de bir ürün olduğu için böyle pirinç ve ginsengro maskeyle çok güzel bir ikili oluyor. Bir de sevdiğim bir yanı da şu, çok küçük bir alet olduğu için seyahate götürebiliyorsunuz, şarjlı olduğu için kabloyla vesaireyle de uğraşmanıza gerek yok. Ya da pil olmadığı için pille de uğraşmanıza gerek yok. Evet, şu an çok güzel temizledi. Böyle daha devam etmek istiyorsanız birazcık su koyabilirsiniz. Cildinize ekleyebilirsiniz. Cildim şimdiden zaten tertemiz oldu. Başlığını yıkayacağım bunun ürün kullandığım için. Şöyle bastığınız zaman şu kısmı çıkıyor zaten. Çıkır şıkır bunu yıkıyorsun. Sonra çıtırt diye tekrar kurduktan sonra takıyorsunuz. Şimdi ben bir yüzümü yıkayayım. Çok güzel oldu bu arada. Şimdiden bütün yüzüm yumuşacık oldu. Yüzümü yıkadıktan sonra da genelde normal şartlarda bu işlemi yaptıktan sonra hangi maskeyi kullanıyorum ondan bahsedeceğim. Bu arada eğer isterseniz diyelim ki yaptığınız maskenizi, peelinginizi ondan sonra eğer hala böyle siyah nokta olduğunu düşünüyorsanız da bir tane siyah nokta bandı kullanabilirsiniz. Ben şimdi yıkadıktan sonra bakacağım. Görüntü de iyi ama hala böyle küçük küçük siyah noktalar varsa bir tane belki bant yapıştırabilirim. Cildim daha şimdiden aslında böyle bayağı pırıl pırıl oldu. Şimdi gözenekleri tabii ki çok fazla açmamakla birlikte böyle hafif bir cildi biliyorsunuz ki yumuşattık ki daha rahat gözenekleri temizleyebilelim diye. O nedenle mutlaka buhar yapsanız da yapmasanız da özellikle buhar sonrası cildi tekrar gözenekleri sıkılaştırmak gerekiyor. Ben en iyi sonucu şahsen gözenekleri sıkılaştırırken sıkılaştırıcı tonikler, termal sular ve kil maskelerinden alıyorum. Düzenli kullanımda kil maskesi gerçekten gözeneklerin içerisini çok güzel şekilde temizleyip aynı zamanda da gözenekleri sıkılaştırıyor. Bugüne kadar birçok kil maskesi denedim ama son zamanlarda bu beyaz kil maskesine gerçekten böyle takmış durumdayım. Çünkü normal kil maskeleri, saf kil maskeleri bence ciltteki tamam gözenekleri çok güzel temizliyor, yağlanmayı çok güzel kontrol altına alıyor ama benim bile cildimdeki sebumu biraz fazla çekip söküp alıyor. O da beni daha sonra böyle o cilt bakımından sonra cildimdeki o gerginlik hiç hoşuma gitmiyor ve hakikaten 2-3 gün boyunca ne kadar nemlendirici maske de yapsam, krem de serum da sürsem o özellikle T bölgemdeki gerginliği çok hissediyorum. Bu beyaz kil maskesi yumuşacık. Normal yeşil kil maskesinde yaşadığım o problemlerin hiçbir tanesini bunda yaşamıyorum. Hatta bir şey söyleyeceğim. Bu beyaz kil maskesini yaptığım zaman ekstra yumuşattığı için cildimi böyle eğer kalan bir siyah noktam varsa onların da
çok rahat şekilde yüzeye çıkmasını sağlıyor. Cildi ve gözenekleri yumuşattığı için gözeneğin içindekiler de dışarıya çıkıyor. O yüzden bu maskeyi gerçekten çok seviyorum. Siz de mutlaka kendi cilt tipinize ve cildinizin ihtiyacına uygun bir kil maskesi edinin derim. Aynı zamanda karbon içerikli olanlar, son zamanlarda da çok trend biliyorsunuz. Onlar gözeneklerin içini ve siyah nokta temizliği konusunda çok çok başarılılar. Gerçi biz zaten ön bir temizlik yaptık. Bayağı siyah noktalar gitti aletle. Ama yine de son kalanları ve gözenekleri de böyle sıkılaştıralım. Evet, kil maskemi de yaptım. Şimdi sırada en çok sevdiğim başlıklarından bir tanesiyle devam ediyorum. Bu arada şu temizleme fırçasını aynı zamanda banyoda da kullanabiliyorsunuz. Onu söylemeyi unuttum. Aslında çok iyi bir fikir. Hani böyle Merve benim senin gibi oturayım, işte buharımı yapayım, üstüne derinlemesine temizliğimi yapayım gibi bir vaktim yok diyenler varsa bunu suya sokabiliyorsunuz rahatlıkla. Çok iyi bir fikir. Hazır böyle sıcaklık suyla yıkandığınızda da buhar olacağı için cildiniz yumuşamış olacak. Dökün üzerine yıkama jelinizi ya da peelinginizi hangisini istiyorsanız. Böyle banyonuzu yaparken aynı zamanda saçınıza maske yaparsınız mesela. Saçınıza maske beklerken yüzünüzü temizleyebilirsiniz. Şimdi bu başlığı ise Japonların cilt bakım ritüelinden esinlenerek yapılmış bir başlık. Aynı şekilde normal bir kremi cildinizle ya da serumu elinizle yaydığınızdaki etkidense 6 kat daha fazla etki gösteriyor. Hem temizleme başlığı aynı şekilde elinizle peeling yapmaktansa bunu yaptığınızda 6 kat daha fazla etki alıyorsunuz. Aynı şekilde bu başlığıyla da titreşim vererek cildinize sürdüğünüz serumu ya da kremi çok daha cildiniz tarafından iyi şekilde nüfuz edilmesini ve daha iyi performans almanızı sağlıyor. Şimdi ben cildime bir serum süreceğim. Bana yine gelen sorulardan bir tanesi, serum çok şart mı Merve diyenler var. Ben jel formlu ürünleri çok seviyorum. Serum bir sonraki adımdaki ürünü yine cildinize daha iyi nüfuz etmesini sağlayan bir ürün. O yüzden zorunda değilsiniz. Tek başına nemlendirici de sürebilirsiniz bütün temizleme ritüeliniz bittikten sonra. Ama ben serum kullanmayı seviyorum gerçekten. Şimdi şöyle pıtı 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 başlığıyla yukarı aşağı yukarı aşağı çok hızlı şekilde hareket ediyor. Özellikle şu benim çok gözenekli olan bölümlerim, bu yanak kısımlarım. Oraya iyice bu sıkılaştırıcı serumun nüfuz etmesini istiyorum. Bakın yine hafif bastırdığımda hemen uyarı veriyor. Bu zaten çok iyi hissettiriyor kendinizi buna böyle masaj yapmak. Örnek veriyorum, mesela benim de alnımda 3 tane çizgi var ve şu kaş ortamda ne yazık ki çok fazla mimik yaptığım için şu da bir kaslaşma var. O bölümleri de böyle açmak için işte anti-aging kreminizi, eğer anti-aging bir krem kullanıyorsunuz ya da kırışıklık karşıtı, onu sürüp böyle özellikle o bölgelerin üzerine yoğunlaşabilirsiniz. Fiyatı çok güzel, bunu o kadar dinlendiriyor ki. Otomatikman böyle gözünüzü kapatıp yapmak istiyorsunuz bunu. Serumu çok güzel şekilde emdi cildim. Şimdi kremimi süreceğim. Nemlendirici kremimi. Ops, birazcık fazla geldi. Sonra da göz çevresini de süreceğim. Tüm cildim, tüm ürünleri güzelce cildime nüfuz etti. Bu arada ben tabii bir adımı daha unuttum, onu da söyleyeyim. Kil maskesi yaptıktan sonra cildinize ya da cildinizin neye ihtiyacı varsa, bu nem maskesi de olabilir. Ama genelde dediğim gibi gözenekleri açtıysanız mutlaka kapatmak için öyle beyaz kil maskesi gibi bir maske yapın. Kil maskesini yaptıktan sonraki adımda da ya sıkılaştırıcı tonik ya da termal sulardan da yardım alabilirsiniz. Yani benim bu serum, göz çevresi ve krem üçlüsüne geçmeden önce böyle yüzünüze güzelce termal su, soda bile olabilir. Eğer o an elinizde termal su ya da toniğiniz yoksa doğal maden suyu yüzünüze sıkabilirsiniz. Tonik sıkabilirsiniz, sıkılaştırıcı tonik. Benim hem toniğim vardı, koydum buraya ama uygulamayı unuttum. Hem toniğim vardı hem termal suyum vardı. Dediğim gibi yüzünüze sıkın, bekleyin o kendi kendine emsin. Bütün cildiniz tarafından emilsin. Ondan sonra serumunuzu, işte nemlendiricinizi, göz çevrenizi sürersiniz. Şu an o kadar
pamuk ve o kadar tertemiz gözüküyor ki cildim. Umarım kameraya da buradan bu arada yansıyordur. Ha, bu alet dediğim gibi benim hayatımı bayağı kolaylaştırıyor cilt bakımı anlamında. Özellikle en favori olan kısmı benim için tabii ki epilatör kısmı. O seyahatler için mükemmel olacak. Yani yazlık bir yere gittiğinizde ya da başka bir ülkeye gittiğinizde uzun kalacaksanız. Mesela işte en son Amsterdam'a gittiğimde ben orada çok zorlanmıştım. Yani ablama hatta bundan bir tane mutlaka hediye alacağım. Onun hayatını kurtaracak. Bıyık bence bir kadın için çok büyük problem. Hani kaşı gene bir şekilde böyle eliniz alıştığı için hani kendiniz şekil verebiliyorsunuz. Cımbızla bir iki kenarını topluyorsunuz, üstten kesiyorsunuz falan belki ama yani bıyık öyle bir şey değil gerçekten. O yüzden epilatör kısmı benim hayatımı kurtardı. Temizleme kısmını da çok seviyorum. Yıkama jeliyle de kullanıyorum. O da çok çok etkili oluyor normal elinize yıkamaya göre. Masaj kısmı da çok keyifli. Hakikaten böyle bu cilt bakım ritüelinizi bitirirken böyle bir kendinizi şımartma gibi o titreşim gözlerinizi kapattığında sizi çok rahatlatıyor. Ben normalde bunu yaparken mesela bütün temizleme işlemi bittikten sonra onu böyle hafif uzanarak yatağımda yapmayı seviyorum gözlerimi kapatarak. O bayağı böyle beni de dinlendiriyor aslında. Yani umarım bütün bu anlattıklarım sizlere de faydalı olmuştur. Tabii ki bu ritüellerin içerisine farklı malzemeler de eklenebilir, farklı ürünler de eklenebilir, kağıt maskeler eklenebilir. Ben yapmadım, gerek duymadım çünkü zaten bir tane peeling yaptık, üzerine de serumumuzu sürdük. Şu anda ekstra bir neme ihtiyacım yok. Eğer sivilceniz varsa tüm yine bu cilt bakımınızı bitirdikten sonra bölgesel olarak sivilcelerinizin üzerine sivilce kurutucu sürebilirsiniz. Aklımdayken onu söyleyeyim. Başka da aklıma gelen bir şey yok. Maskeleri söyledik. Canlandırıcı maske olabilir kil maskesinin yerine. O tamamıyla dediğim gibi sizin kendi cildinizin ihtiyacına bağlı olarak değişir. Videonun sonuna geldik. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Beni diğer sosyal medya hesaplarımdan takip etmek isterseniz videomun açıklama kısmında kullandığım tüm sosyal medya hesaplarımın linklerini bulabilirsiniz. Kanalıma yeni geldiyseniz yeni videolarımdan ve canlı yayınlarımdan anında haberdar olabilmek için şuraya tıklayarak kanalıma abone olmayı ve zil işaretine basarak bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bu videomu beğendiyseniz ekranda paylaştığım diğer videolar da ilginizi çekebilir. Onları da izlerseniz çok sevinirim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.